Dostlar merhaba. Hoş geldiniz. Ben Eyüp Hoca. Kıymetli dostlarım nokta atış divan edebiyatı eser özetleriyle eser özetleri serimize devam ediyoruz. Çok ilgi gösterdiniz. Sağ olun, var olun. Bu dersimizde de şu divan edebiyatının önemli eserlerinin içeriklerine bakalım istedim. Zira biliyorsunuz sınavda ciddi sayıda divan edebiyatı sorusu geliyor. Bu bölümü de eksik bırakmayalım dediğim. Haydi dilerseniz hemen konu anlatımına başlayalım. Önce Sultan Veled'le başlayacağız dostlar. Biliyorsunuz Mevlana'nın oğludur. Mevlana'nın iki tane oğlu var. Bir tanesi hayırsız bu Şems'in katlinden sorumlu tutulan kişi. Diğeri de hayırlı oğlu yani marifetli oğlu. Onun marif diye bir eseri var. Unutmayalım marifetli oğul. Nedir bu eser? diğer fasıllarda tasavvufta, tarikata ve dinin kurallarına dair ele aldığı meseleler ile özetle şunlardan ibaret. Evliya Allah'ın sırrıdır. Allah'ın sırlarını bilmek için onun velilerini tanımak bilmek lazımdır. Herkes Allah'ı havsalası nispetinde anlayabilir. Özetlenecek olursa eser tasavvuf konulu unutmuyoruz. nesir türünde yani düz yazı biçiminde bir eserdir. Dikkat! Başka eseri yok mu elbette var ama en azından bu eseri bilmemizde yarar var. Evet gelelim Ahmet Fakih. Ahmet Fakih'in çok önemli eseri Çarname. Unutmuyoruz artık bu eseri. Yani gözümüz kapalı Ahmet Fakih dendiği zaman Çarname aklımıza gelmesi lazım. Eseri Fuat Köprülü 1926 yılında bulmuş ve ilim alemine tanıtmış. Köprülü'ye göre tamamı 100 beyitten oluşur. 17 yaprağı ise eksiktir. Konusu bakımından Moğol istilası zamanına yakışmaktadır. Dünyanın faniliğini anlatan ahlaki tasavvufi bir eserdir. Unutmuyoruz. Kaside biçiminde yazılmıştır. Evet. Diğer bir isimiz Hoca Dehani biliyorsunuz divan edebiyatının kurucusu kabul edilir. Zira onun yaşadığı yüzyılda herkes tasavvuf konulu eserler ortaya koyarken Hoca Dehani daha ziyade din dışı konularda eserler vermiş. Bu bakımdan divan şiirinde kurucusu kabul edilmiştir. Önemli eseri Şehname adını taşır. Karamanoğlu Alaaddin Ali Bey şaire bir Selçuklu şehnamesi yazmasını emretmiştir. Hoca Dehani Fars dilinde 20 bin beyit kadar Anadolu Selçuklularını bu eserde anlatmıştır. 600 beyit kadar da Karamanoğullarından bahsetmiştir. Evet Şeyyat Hamza unutmuyoruz dostlar. Şeyyat Duvarcı ustası demektir. Bu adamın Yusuf Züleyha adlı bir mesnevisi var ki Yusuf Züleyha tıpkı Leyla ile Mecnun gibi ortak bir konudur dostlar. Birçok şairin Yusuf Züleyha işte Leyla ile Mecnun vesaire bu ortak adlanılan eseri vardır. Şeyyat Hamza'da da var bu eser biliyorsunuz Kur'an-ı Kerim'den geçen bir kıssadan yola çıkılır bu eserlerde. 1526 beyitlik bir mesnevidir dostlar. Dikkat! Evet devam ediyoruz. Gül Şehri önemli bir isim. Mantukut Tayr en önemli eseri. Kuş dili manasına gelir. Eserin konusunu Feridun Attar'dan almıştır. Ondan bir çeviri eserdir. Gülşehir'i hem atlardan tercüme etmiş hem de ona pek çok ilaveler yaparak bir defa da Türk diliyle kaleme almıştır. Eserde yaratılmış bütün kuşların hüt, hüt adı verilmiş bir kuşun yol göstermesiyle Anka ya da Simurg denilen efsanevi kuşa ulaşması anlatılır. Yani tasavvuf yolculuğu sembolik bir şekilde dile getirilir. Bu bakımdan eser sembolik yani alegorik bir eserdir. Dikkat! Eserde kuşların mutlak vücuda ulaşmaları anlatılıyor. Eserde Mevlana'nın mesnevisinden de hikayeler yer alır. 8184 beyitten oluşan bir eserdir. Evet Gülşehri ile devam ediyoruz. Aruz Risalesi adlı bir eseri daha var. Farsça yazılmış 16 yapraklık bir Risale dostlar. Felekname adlı bir eseri var. Altı büyük tasavvuf şairinin yedincisi benim iddiasıyla ortaya çıkardığı bir eser. Farsça kaleme almış mesnevi türünde bir eserdir. Konusu haliyle o dönemki bütün eserlerde olduğu gibi tasavvuftur dostlarım unutmayalım. Evet Ahmedi önemli bir adam. <laughs> Eseri İskendername, Büyük İskender'in maceralarını anlatan 10 bin beyitlik bir mesneviidir bu eser. Emir Süleyman'a sunulmuş. Eserin sonunda Osmanlı padişahları ile ilgili bir de bölüm yer almaktadır. Bu bakımdan günümüze kalan en eski ilk Osmanlı tarihi belgesidir de denilebilir İskendername için. Cemşid Urşit yine önemli bir eser dostlar. 5000 beyitlik bir mesneviidir. Emir Süleyman'ın isteği üzerine yazılmıştır. Çin hükümdarının oğlunun Rum bir kıza olan Aşkı bu eserde dile getirilmiş. Evet Aşık Paşa önemli bir isim dostlar. Tıpkı Aşık Ozan'ı gibi davranmış bir divan şairidir kendisi. Garipname adlı bir eseri var. 12 mübeyyitlik mantık ve düşünceye dayanan tasavvufi didaktik bir mesnevidir. Fakirname tasavvufi konularını işleyen küçük bir mesnevi. Vas ve hal yine mesnevi türünde kaleme aldığı eseridir dostlar. Evet şeyhi soru potansiyeli oldukça yüksek. Harname 126 beytlik küçük bir mesnevi. Edebiyatımızda fabul türünde ortaya konulmuş ilk eserdir. Tabi Şeyhi Efendi fabul yazdığının farkında değil. Eserde boynuz umarken kulaktan olan bir eşeğin hikayesi anlatılır dostlar. Nedir bu hikaye? Şeyhi Efendi aynı zamanda bir tıp hekimi. Çelebi Mehmet'i tedavi eder. Çelebi Mehmet de bu tedavinin karşılığında Şeyhi Efendi'ye Tokuzlu adında köyü tımar olarak hediye eder. Şeyhi Efendi o köyü almaya giderken köyün eski sahipleri tarafından bir güzel dövülür efendim. Yediği dayağın üzerine bu harnameyi yazar. Şair bu mesnevi de elindekilerle yetinmeyen insanları hicveder. En başta da kendisini eser dönemin sade Türkçesinin başarılı bir örneğidir hüsrev Şirin aslında her yönüyle Harname'den üstün bir eserdir. Harname 126 beyitlik bir eser. Hüsrev-i Şirin 6944 beyitlik bir eser. Fakat ne hikmetse Harname daha ön plana çıkmıştır. Niye? Fabıl türünde ortaya konulduğu için. Şimdi Hüsrev-i Şirin eserde Sasani hükümdarlarından Hürmüz'ün oğlu Hüsrev bir prenses olan Şirin ile onun sevdiği Ferhat arasındaki olayların anlatıldığı klasik bir hikayedir dostlar. Peki gelelim Süleyman Çelebi'ye. Biliyorsunuz bu adamın en önemli eseri Visaletün Necat yani Mevlid adını taşır. Sanatçının en tanınmış eseridir. Mesnevi biçiminde yazılmıştır unutmayalım. Yapıt çeşitli bölümlerden oluşuyor. Bu adam bu yapıtı İranlı bir vaizin Kur'an-ı Kerim'deki bir ayetten yola çıkarak tüm peygamberlerin eşit olduğunu söylemesi üzerine Hz. Muhammed'in diğer peygamberlerden daha üstün olduğunu kanıtlamak için yazdığı, yer yer şirkete düştüğü zira o eserin birçok yerinde yani Allah'ın vasıflarını peygambere atfettiği bölümler var. Yer yerde şirke düşüyor maalesef. Hz. Muhammed'in diğer peygamberlerden daha üstün olduğunu göstermek amacıyla yazdığı bir eserdir. Günümüzde de Mevlid kandili olarak kutladığımız kandilin aslında başlatıcısıdır bu adam. Devam edelim. Ali Şir Nevai Muhakemetül Lugatein zaten gözümüz kapalı, bilmemiz gereken bir eserdir. En tanınmış eseridir efendim. Türkçe ile Farsçayı karşılaştırdığı, kıyasladığı, her yönden delilleriyle Türkçenin Farsçadan daha üstün bir dil olduğunu ispatladığı bir eseridir. Mecalüsün Nefais, önemli bir eser. Türk edebiyatında yazılmış ilk şairler tezkilesidir ama Türk edebiyatında. Yani tutup Anadolu sahasına dememesi lazım, dikkat. Mizanül Evzan yıllarca medreselerde ders kitabı olarak okutulmuş öğretici, eğitici bir eserdir. Ölçülerinin tartısı manasına gelir. Bu eserinde Alişir Nevai aruz beznini incelemiş, nazım şekilleri hakkında bilgiler vermiş. Hatta Türkün nazım biçimini ilk defa Alişir Nevai bu eserinde kullanmıştır dostlar. Nesir biçiminde yani düz yazı biçiminde yazılmış bir eserdir. Evet Fuzuli. Hem 16. yüzyılın hem divan edebiyatının Azeri sahasındaki en önemli ismi Leyla ile Mecnun. Bu bir e, naziledir dostlar. Genceli nizami olması lazım. Eserde aşk ve ızdırap konusu ele alınır. Su kasidesini biliyoruz. Naat türünde yazılmıştır. Peygambere övgüdür. Kaside biçiminde yazılmış. Şikayet namesini biliyoruz. Kendisine bağlanan maaşı alamaması üzerine yazdığı ünlü hiciv mektubudur. Sa e, süslü nesir örneği olarak da kabul edilir. Selam verdük rüşvet değildir diye almadılar ünlü sözü de bu eserde geçmektedir. Diğer bir eseri Enisül Kalp 134 beyitlik bir kasidedir dostlar. Gönül dostu manasına gelir. Sohbetül Esmar 200 beyitlik meyvelerin sohbeti manasına gelen bir eser. Heft Cam 7 kadehin neşesini anlatan 318 beyitlik bir mesnevidir. Sakiname adıyla da bilinir. E hocam birçok şairde sakiname var. Evet var mesela Kimde o Şeyhülislam Yahya'da da var. Birçok isimde var. Zaten ortak bir konudur bu. Tıpkı Leyla ile Mecnun gibi. Tıpkı Ferhat ile Şirin gibi. Evet devam ediyoruz. Bengüvade esrar ile şarap arasındaki savaşı hikaye eden 540 beytlik bir mesnevidir dostlar. Rindü Zahid. Rind ve Zahit arasındaki diyaloğu anlattığı mensur. Yani düz yazı biçiminde bir eserdir. Kısaca bahsedelim bu Rind ve Zahit'ten. Şimdi kıymetli dostlarım normalde, normalde, İki karakter vardır. Bunlardan biri iyi, biri kötü. Normalde iyi olan karakter zahit, kötü olan karakter Rint'tir. İyi olan karakter zahit, gönül adamı kötü olan karakter Rint böyle insanları şekliyle değerlendiren böyle biraz yobaz, biraz geri kafalı işte herkesi yargılayan, cenneti kendine tapulamış sadece öyle tiplere de Rint denir. Ama divan şairleri bunların özelliklerini ters yüz etmiş. Divan şiirinde kıymetli dostlarım iyi karakter Rint olmuş, kötü karakter Zahit olmuş. Şairler kendilerini hep Rint olarak adlandırmışlar rakiplerini, düşmanlarını da hep zahitlikle suçlamışlardır. Sıhhat Mara, sıhhat, bak buradan hatırlayabilirsin, bir tıp eseridir ve mensur biçimde kaleme alınmıştır. Devam ediyoruz. Hadikatü Süeda kutlu kişiler bahçesi manasına gelen bir eserdir ki bu eserde Kerbela olaylarını anlatır. İşte Hz. Peygamber'in torunlarının katledilişi vesaire. İçinde manzum parçalar bulunsa da kıymetli dostlarım nesil biçiminde bir eserdir. Hadis-i bu Baki'de de vardı, Zati'de de vardı birçok isim de var. 40 hadis çevirisidir dostlar. Birçok sanatçı e, hadis çevirisi yapmıştır. Evet Baki'de gerek 16. yüzyılın gerek divan edebiyatının en büyük şairidir diyebiliriz. Sultan Şuara olarak anılır kendisi. Şairler Sultanı. Ama 15. yüzyıl diye bir kısıtlama yapılırsa dostlar Ahmet Paşa'ya gitmemiz lazım. Onu da unutmayalım. Düz yazı türünde en önemli eseri divanıdır zaten ama düz yazı türünde Fezaili Mekke yani Mekke'nin faziletlerinin, Mekke'nin fetihinin faziletlerinin anlatıldığı bir eser. Çeviri bir eserdir dostlar unutmayalım. Fezaili Cihat bu da çeviridir. Sokullu Mehmet Paşa'nın emriyle yapılmıştır. Cihat'ın faziletlerinin anlatıldığı bir başyapıttır, eserdir diyeceğiz. Taşlıcalı Yahya, şah Geda adlı bir eseri var dostlar. Sevdiği kişide ilahi güzelliği görerek ona aşık olan Geda isimli biriyle Şah adlı sevdiğinin bir aşk hikayesi burada anlatılır. Bak bunda da bir yusuf Züleyha var. Eser bu adla yazılan mesnevilerin en iyisi kabul edilmektedir. Evet Bağdatlı Ruhi. Atarlı ruh diyorum ben buna. Eserin adı Terkibi Bent adını taşır dostlar. 17 Bent olarak kaleme alınmış eserde insanların iki yüzlülüklerini ahlakça düşük taraflarını dile getirmiştir. Bu eser birçok şair tarafından üzerine nazireler yazılan toplumsal bir hicivdir unutmayalım. Evet, Güvahi soru potansiyeli düşük bir arkadaşımız. Kenzül Bedai adlı bir eseri var. Pentname türünde tanınmış en önemli eserdir. 2133 beyitlik bir öğüt kitabıdır zaten pentname öğüt demektir dostlar. İçinde çok sayıda atasözü ve deyimlere yer vermiş. Edebi açıdan pek parlak olmayan eser içinde anlatılanlarla değer kazanmış. Gurbetname adlı bir eseri var 117 beyitlik bir mesnevi. İbretname adlı bir eseri var 396 beyitlik bir mesnevi. Ancak Gübahi'den soru bekliyor muyuz? Hayır beklemiyoruz. Hocam sen niye anlattın? Ben her şeyi anlatayım da. Sen sevdiğin kısımları kendine al. Peki devam edelim. Zati Evet çok önemli bir şair. Aslında çok önemli bir şair değil de çok önemli bir hoca. Şair yetiştirmiş şair diyelim en önemli öğrencisi de Bakidir. Şemü Pervane adlı bir eseri var. Bu da ortak bir konudur. Kısaca bundan da bahsedeyim. Şem mum demektir dostlar. Pervane de o mumun etrafında dönen böcektir hoşta işte o sineğe benzeyen böcektir gözlemlerseniz eğer ki günümüzde pek olmuyor ama böyle mumu yaktığınızda pervane etrafında dönmeye başlar. Döner 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 döndükçe yaklaşır. Yaklaştıkça döner ve en sonunda kendini ateşin içine atar ve ölür. Şimdi şairler divan şairlerini sevgiliyi muma yani şeme kendilerini de pervaneye benzetmişlerdir. İşte o pervane mumun etrafında dönüyor 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 dönüyor. En sonunda içinde kendisini yok ediyor şeklinde. Bu Allah aşkı olarak da dile getirilebilir. 5000 beyitlik bir mesnevidir dostlar. Unutmayın bir de Edirne Şehrengizi yazmış. Edirne'yi anlattığı bir eseri. İkinci Beyaz zamanındaki Edirne'nin güzelliklerini tarif ettiği bir eseridir. Evet. Nef'i gökten nazire indi siha mı kazasına? Nef'i diliyle uğradı hakkın belasına. Evet insanın başına ne geliyorsa dili yüzünden geliyor zaten. Kaza okları olarak bilinen eser hicviyelerini topladığı bir mecmuadır dostlarım unutmayalım. Bu eserde hafif tarzdaki nükteli hicivlerinin yanında çok ağır sözler sarf ettiği şiirleri de vardır. Hatta bu ağır sözlerden babası bile nasibini almıştır. Babasını bile hicvetmiştir. Tuhfetül Uşak Aşıkların Armağanı anlamına gelen eser 97 beyitlik Farsça bir kasidedir dostlarım. Unutmayalım. Zaten kaside deyince aklımıza gelmesi gereken isimdir. Nabi, ne yapıyorsunuz gençler? diye kodlayabilirsiniz aklınızda. Gençlerle ilgilenmiş eğitici öğretici bir şairimiz Nabi. Ne yapıyorsunuz gençler? Evet çok hayırlı bir kişidir kendisi. Hayriye, hayra, hayra, hayrabat, Harameyn gibi eserlerinde buradan hatırlayabilirsiniz. Önemli bir isim, soru potansiyeli çok yüksek. En önemli eseri biliyorsunuz Hayriye. Bu ünlü eserinde oğluna nasihatlerini mesnevi şeklinde Hayrullah'a mesnevi biçiminde nasihatler vermiş burada. Ancak eser bir anda patlamış. Sosyal hiciv alanında ve dönemin tarihini sosyal yapısını anlatması bakımından edebiyatımızın en önemli eserleri arasında olmuş. Hayrabat işte Şeyh Galip Kudurtan eser bu mesnevi biçiminde yazılmış bir aşk hikayesidir dostlar. Bu Hayrabat'a karşılık zaten Hüsnü Aşk kaleme alınıyor. Surname Sultan 4. Mehmed'in şehzadeleri için yapılan sünnet düğününü anlattığı bir mesnevidir dostlarım. Diğer bir eseri Fethiname-i Kamaniçe gençlik devri eserlerindendir mensur olarak yani düz yazı biçiminde anlatılmış adı üstünde Kamaniçe'nin fethinin anlatıldığı bir eser. Tuffetül Harameyn haç yolculuğunu anlattığı mensur türünde bir eser. Hadise Erbay'ın işte biraz önce Fuzul'de de görmüştük. Caminin Fars yazdığı 40 hadisin Türkçe'ye manzum yani şiir biçiminde çevirisidir. Evet Neşati. Sepki İndi akımının önemli bir ismi. Hilye-i Enbiya adlı bir eseri var. Mesnevi biçiminde kaleme almış. Eserde Hz. Muhammed'in kutsal özelliklerini övmüştür. Peki devam ediyoruz. Şeyh Galip. Evet Hüsnü Aşk artık gözünü kapatsan bilmen gereken bir isim olacak. Bu eserini bir toplantıda Nabi'nin Hayrabadından daha iyi bir eser yazılamayacağını söylenmesi üzerine bu iddiayı yalanlamak için yazmıştır. Yapıtta Hüsn yani güzellik tanrı güzelliğini Aşk ise dervişi, mektebi edep, tekkeyi, mollayı da doğru yolu temsil eden simgelerdir. Yapıt bu soyutlamalarla kendisinden önce yazılmış bütün mesnevilerden ayrılır efendim. Peki gelelim Sümbülzade Vehbi Efendi'ye. Kahve molasında da anlattığımız bir adamdı bu değil mi? Şiirini okumuştum size. Öyle bir sokayım ki dışarıda kalmasın iş diye başlayan e, kanalda mevcut kahve molası videosu olarak. Neyse efendim. Lütfiye diye bir eseri var. Nabi'nin hayriyesine nazivedir. Bu da Lütfullah'a olarak kendi çocuğuna yazmış. Lütfullah'ın şahsında tüm gençlere öğüt verdiği bir mesnevisi. Tuhfe Nuhbe diye ben kısalttım. Çok uzunca bir adı vardır aslında. Bir sözlüktür efendim. Farsça, Türkçe bir sözlük. Arapça da bazı bazı aralara giriyor. Birçok baskısı yapılmış ve medreselerde okutulmuş. Eğitici, öğretici bir eser. Evet. Keçecizade İzzet Molla. Mihneti Keşan sürgüne gönderildi değil mi? Osmanlı ile Rusya savaşa girmesin diye çok bastırdı çok bastırdı en sonunda sürgüne gönderdiler adamı ama o savaştan sonra adamın haklılığı ortaya çıktı. Onu affeden yazı gönderildiğinde o yazı eline gelemeden vefat etti orada efendim. Zaten doğru söyleyeni 9 köyden kovarlar 10. köyde de rahat bırakmazlar. Keşana sürgüne dilişini, yolculuğunu başından geçenleri nükte havası için anlattığı önemli bir mesnevisi. Gülşen Aşk adlı bir naziresi var dostlar. Hüsnü Aşk'a nazire olarak yazdığı bir mesnevidir unutmayalım. Evet şimdi biraz da düz yazıcılara bakalım dostlar. Sinan Paşa ile başlayacağız. Tazarruname değil mi? Hemen aklımıza gelmesi gerekir. Çok önemli bir eser, çok önemli bir isim. Allah'a yakarıştır yani bir münacaattır dostlar. Münacat Allah'a müracaat ediyoruz. Oradan hatırlayın. içinde manzum bölümlerin olduğu mensur bir eserdir. Düz yazı biçiminde Süslü Nesir'in ilk büyük en başarılı örneği olarak kabul edilir. Teskire tür evliya, evliyaların hayatlarını anlattığı bir teskire. Marifname yani nasihatname, marifle karıştırmayın o Sultan Velidinli. Sade Nesir örneğidir dostlar. Din ve ahlak konusuyla ilgili bir nasihat kitabıdır. Unutmayalım. Evet Mercimek Ahmet bu da önemli bir isim. Kabusname diye bir çevirisi var değil mi? Sade Nesrin en başarılı örneği kabul edilir. Eser İran hükümdarlarından Keykavus'un oğlu Gilan Şah için yazdığı Farsça bir öğüt kitabıdır dostlar. Mercimek Ahmet bu eseri Sultan II. Murad'ın emriyle Farsçadan Türkçe'ye sade bir dille çevirmiş. Eserde şiir, musiki, ahlak, tıp, astronomi, ticaret, hayat görüşü gibi birçok konularda bilgiler yer almaktadır. Evet latifi teskiretüs şuara ya da latifi teskiresi olarak da adlandırılır. Eserde 300'e yakın şairin hayatı kaleme alınmış. Eserin en önemli yönü ilk defa alfabetik bir düzenle şairlerin yaşamlarını anlatılmasıdır. Devrinin diğer eserlerine göre dili oldukça da sadedir dostlar. Esvafı İstanbul burada da 16. yüzyıl İstanbul'unu konu edilmiş. İstanbul'u bize anlatmış bir şehrengizdir de diyebiliriz. Evet Sehi Bey yine önemli bir isim. Eserin adı Heşt Behişt adını taşır. Eseri 1538'de tamamlamış Kanuni Sultan Süleyman'a sunmuş. Eser Osmanlı Türkçesi sahasında yazılmış Anadolu şairlerini anlatan ilk tezkir örneğidir. Yani Türk Edebiyatı deyip bir genelleme yapılırsa Alişir Nevai Anadolu sahası denilirse dostlar Sehi Bey unutmuyoruz. Sekiz cennet manasına gelen eserde yazar son derece güvenilir bilgiler vermiş. Şairleri harf sırasına göre anlatmamış. Yaşadıkları dönemlere göre sıralamış. Şiir söyleyen herkesi değil kıymet gören değer gören şairleri eserine almıştır. Evet Seydi Ali Reis Miratül Memalik biliyorsunuz edebiyatımızın ilk Gezi yazısı örneğidir bu eser. Seydi Ali Reis kanuni tarafından verilen bir görevde donanmasını Hint Okyanusu'nda kaybeder, yani koca donanma nasıl kayboluyorsa, sonra karayoluyla İstanbul'a döner. Hava şartları ve yaşadığı olayların garipliği nedeniyle hiçbir ceza almaz. Kanuni de madem bunları yaşadın, sen bunları bir kaleme al der. O da Miratül Memalik yani Memleketler Aynası adlı eserini kaleme alır. Kitap al muhit fi imal eflak val ahpur diye uzun adı olan eseri ben muhit olarak kısalttım. Eser de 16. yüzyıl deniz astronomisi topografik coğrafya hakkında önemli bilgiler yer almaktadır dostlar. Evet Babür Şah eserini biliyoruz. Babür Name en önemli eseridir. Edebiyatımızın gezi anı türündeki ilk eseridir dostlar. Eserde askeri, siyasi, ahlaki, dini konularda yaşadığı birçok olayı da kaleme almıştır. Evet, Piri Reis ilk önemli haritacımız değil mi? Büyük bir tecrübe ve bilgi birikimiyle oluşturduğu bir deniz yolları rehberi yazmıştır. Bahriye adını taşır. Coğrafya kitabı olarak da değerlendirilebilecek bir eserdir. Evliya Çelebi Seyahatname'yi artık bilmemiz lazım. 10 ciltlik gezi türünün en güzel eseridir. İlk eseri değildir. O Seydi Ali Reis'e aitti. Eser dil, folklor, coğrafya, tarih, etnografya, toplum bilim gibi birçok bakımdan incelemeye değer bir eserdir. Çok iyi bir gözlem gücü vardır Evliya'nın. Hiçbir ayrıntıyı atlamamış. Gördüğü her yeri sanat, yaşayış, dil, din, adetler, iklim açısından her yıl yanı, yanıyla değerlendirmiş. Ayrıca gezdiği yerlere ait halk şiiri, halk hikayesi, masal, türkü gibi örnekleri de yer vermiş. Eser bu yönleriyle dünyanın en eşsiz kaynaklarından olmuştur. Eserin dili ve üslubu son derece önemlidir. Mizahi tarzla mübalağalı ve secilerle yüklü süslü bir üslupla yazmıştır. Eserini ama dönemine göre sade bir dildir. Kullanılan röportaj tekniği de bu anlamda edebiyatımızın ilklerindendir diyebiliriz. Peki eseri nasıl yazdı bu adam? Güya rüyasında bir gün peygamberi görmüş. Peygamberi görünce şefaat ya Resulallah diyeceği yerde yanlışlıkla seyahat ya Resulallah demiş sonra bu rüyayı yorumlatınca evlat sana seyahat emri olundu deyip e bu da tasını, tapra, tarağını, işte çantasını, oyuncak ayısını, diş fırçasını, nüfus cüzdanını alıp şehir şehir, ülke ülke gezmiş efendim. Evet gelelim Katip Çelebiye, Hoca Kalfa önemli bir isim. Fezleke adlı bir eseri var. Özetleme manasına gelir dostlar. 1592-1654 yılları arasında inceleyen bir tarih kitabıdır. Takviye müttevari, dünya tarihlerinin kronolojisi olan eser Arapça yazılmış. Keşfü Zünun ki ben bu esere hayranım yani nasıl bir azimdir bu. 10.000 İslam yazarının 14.500 eserini incelediği bir bibliografyadır, biyografi değil... Bibliografi. hocam bibliografi nedir? Böyle eserlerin incelendiği eserdir. Yazarları da teker teker incelemiş eserini tam 20 yılda tamamlamıştır dostlar. Diğer bir eseri Cihan Numa. Eser bir ülkeler coğrafyası niteliğinde Türkçe yazılan coğrafya kitaplarının en önemlisi denilebilir. Tuhfetül kibar fi esrafil bihar Denizcilik savaşlarını anlatır burada. Mizanül Hak doğruluk terazisi anlamına gelir. Toplum, din, ahlak, töre sorunlarını ele aldığı bir kitabıdır. Düstürül amel davranışların kuralları manasına gelir. İmparatorluktaki bozulmuş kurumların düzeltilmesini bilimsel yollarla anlattığı bir eseridir. Evet diğer bir ismimiz Naima hemen aklımıza tarih gelsin zira eserin adı da Naima tarihi kendisinin koruyucusu amcazade Hüseyin Paşa'ya ithaf ettiği tarih kitabıdır dostlar eserde 1574-1659 yılları arasındaki olayları eleştiriden çekinmeyen bir üslupla kaleme almış 6 cilt olan eser başka dillere de çevrilmiştir. Et, evet, Veysi, Nergisi bu isimleri unutmayalım. Süsün Esir'in diğer önemli temsilcileridir. Hapname adlı bir eseri var dostlar. Vakayname-i Veysi olarak da bilinir. Dönemin aydınları arasında çokça okunduğu halde dilinin ağırlığı sebebiyle halka inememiş bir eserdir. Sanatçının en tanınmış eseri. Eserde Osmanlı Devleti'nin ahlak çöküntüsünü anlatmış. Birinci Ahmet ile Büyük İskender'in rüyasında karşı karşıya konuşuyormuş gibi hikaye etmiştir. Bu anlamda da işte Habname zaten rüya demektir. Yani rüya ile ilgili eserlerin genel adıdır. Eserde eski ve yeni dünya düzeni bakımından dünyalar karşılaştırılmıştır. Siyeri veysi yani türrecut taç fi siyreti sahi bil miraç. Hazreti Muhammed'in hayatının anlatıldığı bir siyer nebidir dostlar. Unutmayalım. Evet diğer bir isim Nergisi. Hamsesi var. Nihilistan iksiri, Saadet, Meşakul Uşşak, Kenan-ı Reşat, gavazat Mesleme gibi 5 tane mesnevi en önemli eseridir. İçinde cömertlik, aşk, ahlak gibi konularda yazılmış hikayeler mevcuttur. Evet Peçevi İbrahim Efendi. Peçevi tarihi olarak anılan bir eseri var. Kanuni'nin tahta çıkışından 1640 yılına kadarki dönemi anlattığı ünlü tarih kitabıdır. Eserinde gerçekleri anlatmaya da özen göstermiştir. Evet Koçi Bey. Koçi Bey Risalesi olarak anılan bir eseri var. 4. Murad'a sunduğu devlet idaresindeki bozuklukları ifade ettiği anlattığı bir risaledir dostlar. Evet. Buraya kadar dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Kaç dakika olmuş? 26 dakika. En güzel üniversiteler, en güzel meslekler sizlerin olsun diyorum. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.